Mehmet Sait Yıldırım 1952 doğumlu, yani şu an 72 yaşında. Bir kronik hastalıkları olan bir hasta müvekkilimiz aslında, hasta mahpus. Son 5 Ocak'ta yaptığım ziyarette anji olduğunu belirtmişti. Ama anji olmasının dışında hala tekli hücrede tutulduğunu, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmamasına rağmen yasaya ve usule aykırı, mevzuata aykırı olarak tekli hücrede tutuluyor. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olmamasına rağmen tekli hücrede tutulması ve bununla ilgili olarak da cezaevi idaresiyle yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması, kendisinin de ilettiği bu şekilde, bilgiler bu şekilde. Ancak şu kaygımız oluyor bizim, yani herhangi bir kronik kalp hastası ve herhangi bir kalp krizi ya da bir rahatsızlık durumunda düşüp bayılması halinde müdahale edecek hiçbir kimsenin olmaması en büyük kaygımız aslında. Yani anjiyo ameliyatı her ne kadar normal geçmiş olsa bile bu sonraki aşamalarda sorun yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü şartlı tahliyesine 2025 yılında muhtemelen bu gündeme gelecek. Ama bu süreye kadar, bu bir yıl boyunca da müvekkilin bu şekilde tek başına tutulması ve hiç kimsenin olmadığı bir yerde bir koğuşta tutulması en başta vicdana aykırı. İmralı Ada Hapishanesi'ne sevk edildiği sırada sağlık durumunun bilinmediği fark edilmişti. Öğrenildikten sonra oradaki hava koşullarının kalp hastası olan bir kişi için tehlike oluşturacağı gerekçesiyle oradan sevk edilmişti. Ama bugün gelinen bu aşamada Kırıklar F1 cezaevinde tutulması da aslında diğer uygulamadan, diğer gerekçeden farksız. Şöyle, yani buradaki hava koşulları ya da sağlık koşulları da her ne kadar teklide tutulmasına engelse de yaşanacak herhangi bir durumda, bir aksilikte ona müdahale edecek kimsenin olmaması da ayrıca bir sorun. Dolayısıyla burada aslında idare ve bu sevki gerçekleştiren bakanlık da kendisiyle çelişiyor. Dolayısıyla biz bir an önce hak ettiği şekliyle bir infazın, cezasının infazının gerçekleşmesini aslında bekliyoruz. Müvekkilin tek başına kalmaması gerekiyor. Cezaevinde siyasi mahpus dediğimiz binlerce aslında hükümlü var ve tutuklu var aynı aslında. Ancak ağır hasta olan, kronik hastalıkları olan mahpuslar bizim için aslında öncelikli, yani kamuoyunun burada bir vicdanlığı söz konusu oluyor. Dolayısıyla başta bu durumu yaratan idarenin, yani koşulların zaten zor olması, yaşı ve hastalığı sebebiyle zaten zor koşullarda olan bir mahpusun uygulanmasının idarenin keyfi tutumuyla daha da kötüleşmesine yol açıyor. Hem psikolojik hem sağlık açısından.